Peki hemen Hürriyet Gazetesi'ne döneceğim. Tüm bu tartışmalar var, kayıtları açıklansın tartışmalarıyla birlikte. E, Hürriyet Gazetesi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le bir özel röportaj gerçekleştirmiş. Alinacı Küçük'e açıklamalar yapmış Mustafa Cengiz. E, şuna bağlayacağım, başkanın konuşmalarında e, çok detay var, başlık var ama özellikle var bu kadar tartışılırken, başkan diyor ki ee, biz var kayıtları açıklansın dediğimizde ki gazetede o fotoğrafta evet. yer almış. Bir bildiri yayınlanmıştı. Şimdi o kulüpler dahil her kulüp var kayıtları açıklansın diyor. Doğru biz sorumlu. bunu geçen sezon söylediğimizde çok çok tepki gördük <laughs> diyor. Tepki demeyelim de buna şey diyelim yani bir destek göremediler yeteri kadar. Hatta işte İFA'ya resmen başvurmuşlardı. Biz o zaman da bu başvuruyu sormuştuk. Evet kendilerine yanıt da verilmişti. Yani biz yine biraz önce okuduğun İFAF'ın CEO'sunun da sözleri gibi. Yani biz bu işin muhatabı değiliz. Yani bunu gidin, futbol federasyonundan isteyin, onlar açıklasın. Biz karışmıyoruz ki zaten açıklanıp açıklanmamasına kayıp. Bizim fikrimizi söyle. Bizim fikrimiz ne? Bize göre doğru bir şey değil. Ama Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu isterse açıklar. Yani nitekim sayın başkan tabii ee, manşette aslında Vardan Önce başka bir yere Tabii. şey yapıyor. İstiyorsan Şunu ona devam söylüyor. et biz konuşalım. Başkan Mustafa Cengiz Vardan Önce zorlu kayıtları <laughs> açıklansın. Zorlu Türk futbolu için bir milattır, derin yaralar açmıştır diyor. Madem görüşme legaldi, neden Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yayınlanmadı? Orada Galatasaray Başkanı olsaydı ortalık yangın yerine dönerdi. Biz geçen yıl var kayıtları açıklansın deyince bildiri yayınlayıp hakemler de insandır diyenlerin şimdi konuşmaya hakkı yok. Ben bu yarışın içinde doğru davrandığımıza inanıyorum. Bizim manipüle ettiğimiz bir şey varsa da söylesinler demiş Başkan Mustafa Cengiz. Mustafa Cengiz'in sözlerine şu anlamda da katılıyor musunuz? Madem resmi bir görüşmeydi gizli bir görüşme de değildi. O zaman... Ee, Türk futbolunun patronunun resmi ofisinde değil de e, gayri resmi kendi işleriyle ilgili ofisinde yapılması. Yani bir resmi görüşme yapılacaksa bunun Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşmesi gerekmez miydi? Bir kere şunu söyleyeyim bu bir gizli görüşmeydi. Yani bu tarafların açıkladığı gibi işte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un dediği gibi yani gizli değildi işte. İstanbul'un merkezinde bir yerdeki bir görüşmeydi diye bakamayız buna. Eğer Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp bu görüşmede olmasaydı, bu görüşmeye davet edilmeseydi... ...belki o zaman Sayın Başkanların bir sohbeti, çayı, ne bileyim yani bir dertleşme gibi bunu değerlendirebilirdik. Federasyon dışında olan bir görüşme açısından bakabilirdik ama... E şimdi oraya siz e, bu kadar hakem tartışmaları varken Fenerbahçe e, başta olmak üzere işte Trabzon'u, Galatasaray'ı ve diğer e, takımları hakemlerden dert yanıyorken Anadolu takımları basbar bağırıyorken bizim de canımız yanıyor ne olacak bu evet. hakemlerin durumu derken ve sezonun birinci haftasından 16 altıncı haftasına kadar siz her zaman hakemleri konuşurken oraya Merkez Hakem Kurulu Başkanı da geliyorsa bu bir gizli görüşmedir. Bu kadar net. Yani buna siz gizli filan değil falan diyemezsiniz. E şimdi ne oldu? Ya yani bu görüşmeyi yaptınız. E, bu arada bu Erman abi'nin yazısıydı. E, sabahta ve Fotomaş gazetelerinde çıktı. Bence 2019'un en büyük olayıdır. Onu da söyleyeyim. Yani gazetecilik adına 2019'un en büyük olayıdır, başarısıdır. Onu da belirteyim. E, ne konuşuldu, ne konuşulmadı? Onu artık e, Sayın Başkan diyor ki Mustafa'ya. onu da açıklayın kardeşim. Ne konuştunuz? Neyin dertleşmesini yaptınız? Yani ne oldu? Eğer siz Böyle bir konuşmayı yapıp, keşke bunu Riva'da yapsaydınız, evet, fotoğraflasaydınız, işte e, bugün şu geldi, bu geldi, orada temaslarda bulunduk. Hep yapılıyor. Bazen bakıyoruz federasyonun sitesine, sayın başkan yöneticiler yan yana diziliyorlar, e, birer tane de forma tutuyorlar, işte altına da yazıyorlar, bilmem ne şeyi bizi ziyarete geldi, konuştuk. Şu kulüp geldi geçtiğimiz günlerde mesela Kayseri yeni başkanı Berna Hanım'dı yanılmıyorsam. Ziyarete gitti. İşte onun fotoğrafları var. Ya Bunun gibi birçok şeyi yayınlıyorsunuz. E şimdi bu görüşmeyi orada yapmıyorsunuz. Zor da yapıyorsunuz. Ondan sonra gezi değil diyorsunuz. Yani olmaz. Ya buna buna hiçbir futbol sever ya da hiç böyle bu haberi takip eden, okuyan insan bu açıklamalardan tatmin olmaz. Şimdi o zaman bunu yaptığınız zaman da Trabzonspor'da, e, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, işte Galatasaray Başkanı da, diğer kulüplerde elinle niye buluştunuz kardeşim diyor, ne yaptınız diyor yani. E şimdi federasyona bakarsak açıklama yapıyorlar, biz herkesi bekleriz. O zaman bütün görüşmeleri o orada yapın yani yakın merkezi de bir yer, herkes gelsin orada görüşün. E, yani olmaz, bu doğru bir şey değildi. E, bence bu futbol federasyonu seçildiği günden itibaren e, yaptığı en büyük hatadır yaptığı en büyük hatalardan biri de ben kendileri açısından da bunun düşündükleri zaman bir hata yaptıklarına inanıyorum. Onlar da şu anda yani keşke biz bu görüşmeyi Riva'da Futbol Federasyonu'nda evet. yapsaydık diye düşünmüşlerdir. Şimdi başkan da açıklansın diyor. Buyurun yani bilmiyorum ne olacak. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'ndeki özel röportajla. Derbinin hakemi Zorlu'daki görüşmeden etkilenmiş midir sorusuna olay cevap demiş. Ee, başlıkta Alinacı Küçük, Cüneyt Çakır belli ki o görüşmeden etkilenmiş. Mustafa Cengiz öyle görünüyor ki görüşme Cüneyt Çakır etkilemiş. Görüntü bu. Başkasına verilen penaltılar beni ilgilendirir mi? İlgilendirir. Çünkü ben bu oyunun parçasıyım dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz öyle görünüyor ki etkilenmiş. Görüntü bu. Biz buna karar veremeyiz. Niyet okuyamayız ama ben bunu başkasına verilen penaltılar ilgilendirir mi? İlgilendirir. Çünkü ben bu oyunun Galatasaray olarak bir parçasıyım. Yarış 18 takımlı. Eğer bir takım feryat ediyorsa, siz onu duymuyor ve kulağınızı kapatıyorsanız, kendiniz feryat ettiğinizde başkalarının kulak kapatmasına alınmayacaksınız. Ben kimden gelirse gelsin bu feryatların duyulmasını, dinlenmesi kanaatindeyim." demiş başkan. Mustafa Cengiz. Etkilenmiş midir acaba? Bana göre etkilenmemiştir. Ben bu düşünceye bu düşünmem. düşünceye katılmıyorum. Yani e, bu kadar uluslararası düze üst düzey maç yöneten, artık yayın dünya e, şeyine mal olmuş bir hakemin e, ki illa uluslararası maç yönetmesi de gerekmiyor. Yani orada işte böyle bir şey çıktı. Ben ona göre şöyle yapayım filan. Yani burada bir hata var. Yani işte bu hatayı da Merkez Hakem Kurulu kabul etti kardeşim. Yani bunu kabul edelim biz de. Eğer iyi maç yönetmiş olsalardı bu hafta görev verilirdi. Ben etkilendiklerini normal hata yaptılar. Yapmamaları gerekirdi. Evet. Beşiktaş haklıdır. Öğrenmekte istiyor konuşmaları. O açıdan da ben Beşiktaş'a hak veriyorum. Ama ben etkilendiğini düşünmüyorum. Yani bu biraz başa dönersek ya bu çok yanlış bir görüşmeydi. Bakın bu sezon boyunca hatta yıllarca bu gündeme gelecek. Yani şu siz burada böyle görüşmüştünüz. Burada böyle olmuştu, burada bu olmuştu. Yani süreç içerisinde birçok kulüp bunu tekrar tekrar gündeme getirecektir. Bu çok yanlış bir e, buluşmaydı. ya Keşke olmasaydı açıkçası. Peki Sabah Gazetesi derbide dökülen iki hakeme maç yok <laughs> Bir bir de yer vermiş. Bugün e, okuyucularıyla buluşturmuş. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasındaki yönetimiyle tartışma yaratan Cüneyt Çakır'la var hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi. Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken iki ismin olmaması tartışma yarattı. Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbideki yönetimi eleştirilen Çakır'ın yanı sıra o maçta Varda görev yapan Kalkavan'da MHK'dan kesik yedi. Beşiktaş yönetimi maç sonrası 3 penaltılarının verilmediğini savunarak var kayıtları açıklansın demişti. Fenerbahçeli taraftarlar da bu açıklamanın ardından kazandıkları bir maçın hakeminin daha kıza çekildiği iddiasıyla sosyal medyadan Merkez Hakem Kurulu'na eleştiride bulundu demiş Sabah Gazetesi. O da teksi. enteresan. Şunu da hemen e, ekrana getirelim Murat abi ve sonra görüşünüzü de alayım. Tesadüfe bak başlığıyla Foto Maç gazetesi ikinci sayfasında Başkan Ali Koç'un sezon başından bu yana isyan ettiği konu yine tekrarlandı. Kanarya'nın kazandığı maçı yöneten bir hakem daha sonraki hafta görev almadı. İlk maç Gaziantep maçında 5-0 yenmişti Fenerbahçe. Arda kardeşler iki hafta dinlendirildi. Başakşehir mücadelesini 2-1 kazanmıştı. Halil Mutmeler İki hafta dinlendirildi. Ankara gücünde yine galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe'ydi. Abdülkadir Bitigen karşılaşmanın hakemi iki hafta dinlendirildi. Denizlispor spor mücadelesinde Fırat Aydınus bir hafta dinlendirildi. Konyaspor maçını 5-1 kazanan Fenerbahçe'de hakem Ali Şansalan bir hafta dinlendirildi. Kasımpaşa mücadelesinde Ali Palabıyık Gençler Birliği mücadelesinde yine Ali Şansalan birer hafta dinlendirildi. Ve şimdi Cüneyt Çakır